Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Evet, bugün dolar TL hareketli bir gün yaşadım. Özellikle gecenin geç saatlerinde 5.34'ler üzerine doğru bir hareketin hakim olduğuna tanık olduk. Ve gün içerisinde ise genel olarak 5.32 üzerinde zaman zaman da 5.33'leri test eden bir seyirle 5.30 seviyesindeki destek algısını artıran, güçlendiren bir eğilimin varlığını gördük. Sevgili arkadaşlar, öncelikle genel olarak bir piyasanın durumuna bakacak olursak, dün geceki FED tonakları, FOMC tonakları ardından dolarda bir değerlenme eğiliminin olduğunu görüyoruz. Japon yeni karşısında doların değerlendiğini, diğer yandan Euro karşısında zaman zaman 1.1360, 1.1370'lere doğru bir hareketlilik olsa da yine de 1.1350'nin üzerinde kalmakta zorlanan ve değer kazanma eğilimini devam ettiren bir dolar seyrini izlemekteyiz. Zira Brexit konusu, İtalya konusu, Avrupa'daki imalat sanayi endekslerinin yaratmış olduğu endişeler, Euro'nun değersiz kalmasını sağlayan önemli faktörler arasında gösterilebilir. Brent petrol dolardaki bu güçlü eğilime rağmen o da güçlü kalmaya devam ediyor. 67 dolarlar seviyesine ulaşırken altında ise bir miktar geri çekilmenin var olduğunu görmekteyiz. Sevgili arkadaşlar, bugünün gündeminde özellikle çok dikkat çekici bir haber vardı. Bilmiyorum fark edenler oldu mu? QNB Finans Bank ekonomistlerinin ortaya atmış oldukları bir iddia bugün gündeme oturdu. Çok fazla basında yer aldığını zannetmiyorum ama benim açımdan önem taşıyan bir haber. Niçin? Çünkü bu habere göre arkadaşlar QNB ekonomistlerin özellikle swap faizlerindeki gerileme ve bu swap faizleri baz alınarak yapılan bir özel hesaplama yöntemi sonrasında Merkez Bankası'nın önümüzdeki tarihlerde bir faiz indirimi yapar mı yapmaz mı, yaparsa da kaç puan civarında bir faiz indirimi yapar şeklinde bir hesaplama yöntemiyle yapmış oldukları bir raporu yayınladılar. Ve bu rapora göre swap faizleri dediğimiz faiz oranlarındaki gerilemenin veyahut da depo faiz farkının düşmesi şeklinde tanımlanan bir oranlamadaki gerileme eğilimi dikkate alınmış ve bu gerileme eğiliminin baz alınmak suretiyle yapılan bir hesaplama sonrasında Merkez Bankası'nın faiz indirimi yönündeki kararlarını daha erken bir şekilde alabileceği ve bu tarihin Mart ayından başlamak itibariyle, Mart ayındaki toplantıdan başlamak itibariyle Mart, Nisan ve Haziran toplantılarında Merkez Bankası'nın kademeli olarak faiz indirimine gidebileceği yönünde bir değerlendirme yaptıklarını açıkladılar. Bu durum aynı zamanda piyasada da zannediyorum ki kabul görmüş olmalı ki bazı ekonomistler de Merkez Bankası'nın daha erken bir tarihte yani yılın ikinci yarısından sonra yapacağı düşünülen, yapmasının daha da uygun olabileceği tahmin edilen faiz indirimlerini belki de bir nevi seçim yatırımı olması adına da düşünülebilir. Çok erken bir tarihe almış olabileceği böyle bir beklentinin yavaş yavaş gündemde olduğunu iddia etmeye başladılar. Bu hesaplama yöntemi ve beklentilerin ardından Merkez Bankası'nın 6 Mart tarihinde yapacağı yani yaklaşık bir 15 gün sonra yapacağı toplantısında 50 ila 75 puan civarında Nisan ayı toplantısında 25 Nisan tarihinde yapacağı toplantısında 175 puan ve Haziran ayı toplantısında ise 150 bas puan olmak kaydıyla yaklaşık 400 puan civarında bir indirim yapabileceğini ifade etmekteler. Genel olarak Merkez Bankası'nın yılın ikinci yarısından itibaren 500 ila 700 puan arasında bir faiz indirimi yapabileceğine dair beklentiler yakın tarihe kadar çok güçlü olur iken şu anda arkadaşlar Merkez Bankası'nın seçimler öncesine denk gelen bir toplantı takvimi olan Mart toplantısında, 6 Mart toplantısından itibaren faiz indirimi yapabilme ihtimali gündeme gelmiş durumda. Bakınız ihtimal diyorum çünkü Merkez Bankası'nın 6 Mart'ta ne yapacağını net ve kesin olarak mümkün değildir. Ama piyasa ekonomistleri bu konuda belli yöntemleri kullanarak bir hesaplama yapıyorlar ve özellikle enflasyona dair iyimser beklentilerin mevcut olduğu şu ortamda. Bir diğer taraftan CDS dediğimiz risk primlerimizin şu anda 300 seviyelerine doğru gerilemiş olması gibi gibi bir takım nedenleri sizler kabul edersiniz etmezsiniz. Bu nedenleri haklı bulursunuz veya bulmazsınız. Ekonomide iyileşme var derseniz veya demezsiniz. Bunların hepsi bambaşka konular olmakla beraber
piyasanın nabzı şu anda yavaş yavaş Merkez Bankası'nın seçimler öncesindeki ilk toplantısı olan 6 Mart tarihinden itibaren bir faiz indirimi yapabileceği konusunu konuşmaya başlamış durumda. Bu konuyu dillendirmeye başlamış durumda. Yapılır veya yapılmaz ayrı bir konu. Fakat faiz indirimlerinin özellikle son günleri dikkate aldığımız zaman bankalar nezdinde de kredi faizlerinde, tüketici faiz oranlarında bir takım indirimlere gittiklerini ve bu indirimlere bağlı olarak kredi dağıtmaya başladıklarını ifade eden bir takım reklamlarının, açıklamalarının yoğunlaşması, faizlerde iniş başladı veya faizlerde işte şu kadar bir gerileme yaşandı şeklindeki haberlere sıklıkla rastladığımız üzere bütün bunların da bir nevi sanki Merkez Bankası'nın erken bir faiz indirimine başlayabileceğinin ayak sesleri olduğunu da düşünmeden edemiyoruz. Peki Merkez Bankası faiz indirimi yaparsa ne olur? Arkadaşlar zaten yerleşik halk Merkez Bankası bankalardaki mevduat faizlerini çok fazla önemsemiyor. Ağırlığını dolarize olmak noktasında kullanıyor ama yine de çok çok önemli bir bölümün yerli ve yabancı kanadında mevcut yüksek faizlerden istifade ettiğini biliyoruz. Bu durumda faizlerin gerileme eğilimine başlaması ve gerçek manada Merkez Bankası'nın da politika faizlerini indirmekle bu faizlerdeki düşüş eğilimini teyit etmesi durumunda tabii ki paranın yönü TL'den ve mevduattan kaçmış olacaktır. Bu da dolar TL'nin lehine bir durum olacaktır. Seçimler öncesinde veya ekonominin şu sıkıntılı olduğu süreçte faiz indirimi yapmak ne kadar doğrudur, ne kadar akılcıdır veya Merkez Bankası'nın sıkı duruşumuzu devam ettireceğiz, asla ve asla mali disiplinden taviz vermeyeceğiz şeklindeki son dönemlerde sıklıkla duymuş olduğumuz çeşitli söylemlerine ters bir yaklaşım olacaktır ama zaten Merkez Bankası bir taraftan sıkı duruşumuz devam ediyor derken diğer taraftan yakın tarihte bildiğiniz üzere arkadaşlar en canlı örnek olarak bankaların kredi ve de mevduat faizleriyle ilgili olarak Merkez Bankası'na depo ettikleri muzam karşılıkları düşürmekle de bankaların likidite imkanını artırdı. Niçin artırdı? Bankaların daha kolay kredi vermesini sağlamak bakımından artırdı. Fakat kredi verme imkanlarını artırmak yetmiyor. Likit bolluğu yaratmak yetmiyor. Çünkü bu faiz oranlarıyla kredi kullanmak gerçekten cesaret ister. İkinci bir adım olarak da faizlerin inmesi gerekiyor. Arkadaşlar bütün bu taşları bir araya birleştirdiğimiz zaman zannediyorum ki piyasanın şu anda bir faiz indirimi beklemek ve böyle bir indiriminin olabileceğine dair çeşitli söylemlerin yavaş yavaş ses tonu olarak yükselmeye başlaması pek de haksız görünmemekte. Evet, bu konunun arkasından arkadaşlar dolar TL ile ilgili olarak girelim tablomuza. Grafiğimiz arkadaşlar aynı grafiğimiz. Görmekte olduğunuz bir yükselen trendimiz var. Bu yükselen trendimizin alt bandı yani takip etmemiz gereken ana destek noktası bugün itibariyle 5.29.35 seviyesine yükselmiş durumdadır. Diğer taraftan arkadaşlar bu yükselen trendin yükselen kanalın üst bandı ise 5.38.89 veya 5.39 seviyesine yükselmiş bulunmakta. Bu kanal içerisinde hareket ediyoruz. Dün akşamki veya dün geceki analizimizde dünkü bara geliyorum arkadaşlar. Bugüne ait olarak takip etmemiz gereken pivot değerimizin, denge değerimizin 5.31.40 olduğunu ve bu seviyenin üzerinde kalındıkça ilk olarak 5.35 seviyesine doğru bir hareketliliğin devam edebileceğini veya yukarı eğilimin 5.35 noktasına kadar yolu olduğuna dair açıklamalarda bulunmuştum. Nitekim bugün itibariyle görülen en yüksek seviye 5.34.27. Her ne kadar bu seviye dün gecenin geç saatlerinde görüldüyse ve reel piyasada, serbest piyasada işlem yapanların pek de işine yaramadıysa da forex piyasalarında işlem yapanlar belki bu avantajlardan istifade etmiş olabilirlerdir diye düşünüyorum. Sevgili arkadaşlar, şu anda piyasalar açık. Her zaman söylediğim üzere 24'ten sonra yarına dair net bilgileri aktaracağım. Ama şu an itibariyle piyasanın bu seviyeler dahilinde kapanış yapacağını dikkate alacak olur isek 5.32-5.32-17 seviyesi yarın için takip etmemiz gereken pivot seviyesi konumunda, denge seviyesi konumunda. Bu seviyenin aşağısına eğer gelinip ise 5.30 seviyesine kadar bir geri çekilme ihtimali artmış olacaktır. Ancak bu seviye üzerinde kalmaya devam edildiği takdirde
İlk etapta 5.33.90 veya 5.34 diyebileceğimiz seviye, ardından ise arkadaşlar 5.36 ve 5.37-5.38 seviyesini görmekteyiz. Özetle pivot noktamız 5.32 üzerinde kalındıkça dikkat etmemiz gereken birinci nokta 5.34. Bu seviyenin de aşılması durumunda ise nereye kadar bu yükseliş devam edebilir sorumuzun cevabı 5.36 seviyesine kadar ve sonrasında ise 5.38 gelmekte. Zira şurada görmekte olduğunuz hattımız %23.6'ya denk gelen Fibonacci desteğimiz 5.28.84'ün üzerinde kalmaya devam ediyoruz. Ve bu seviye üzerinde kalındıkça da hedef noktamız şurada görmekte olduğunuz 38.2'ye denk gelen ve yakın bir tarihte de şu bölgede test ettiğimiz 5.36.34 seviyesi bulunuyor ki arkadaşlar 5.36.68 olarak görmüş olduğumuz şu Fibonacci direncine kadar yükselme ihtimalimiz 5.30 üzerinde kaldıkça devam etmekte. Zira hafta sonu itibariyle ve haftanın geçtiğimiz günleri itibariyle aktarmış olduğum tüm analizlerimde bu haftanın 5.30 seviyesini biraz daha destek yapma konusunda kararlı ve 5.35-5.37 bölgesine kadar devam edebilecek olan bir yükseliş eğiliminin ön planda olmak üzere güçlü bir dolar seyrine tanık olabileceğimizi ifade etmiştim. Zira yükselen trendimiz de devam etmekte. Arkadaşlar bu açıklamalardan sonra gece 24'ten sonra mutlaka Twitter adresimden, @halukcanberk adresimden yarına ilişkin olarak net rakamları aktaracağım. Gün içerisinde de 60 dakika, 120 dakika veya 240 dakika gibi kısa periyotlarla da dolar TL ve viyop doların mutlak surette destek ve dirençlerinin izlenmesi gereken seviyelerini aktarıyorum. Bunu biliyorsunuz, yeni dinlemekte olan arkadaşlarım için hatırlatmak babından bunu tekrarlıyorum. Şimdi arkadaşlar bir de viyop dolar cephesine bakalım. Viyop dolar cephesinde ise arkadaşlar benzer şekilde bir kanalımız bulunmakta. Bu yükselen kanalımızın alt bandı, yani destek olarak takip etmemiz gereken, bir başka ifadeyle long pozisyonlar için stop loss olması gereken, kısa vade için stop loss olması gereken seviyemiz 5.30-11 seviyesi. Zira biz bunu zaten pivot değerlerimizden de biliyoruz. Üst bandımız ise 5.38 seviyesini göstermekte. Dün akşam yapılan analizde bugün için takip edilmesi gereken pivot verileri olarak 5.33-13 seviyesinin önemli bir pivot noktası, denge noktası olduğunu ve bu denge noktasına bağlı olarak bu seviyenin üzerinde kalındıkça 5.36-26 seviyesine kadar devam edebilecek bir yükseliş olabileceğini, ama şuradaki 5.35-65 olarak görmüş olduğumuz seviyenin ise bir direnç olarak, bir ara direnç olarak takip edilmesinde yarar olduğunu ifade etmiştim. Nitekim arkadaşlar 5.35-65'e dikkat edilmeliydi. Bugün ise görmüş olduğumuz en yüksek seviye olarak ise 5.35-53 seviyesi. Yani birkaç gün önceki direnç noktasına, yüksek noktaya yaklaşırken bir zorlanma eğilimi görülüyor. Ve ardından %50 direnci olarak, Fibonacci direnci olarak sizlere sıklıkla bahsettiğim ve çizimlerimde gösterdiğim 5.33-62 seviyesi üzerinde kalındığına ve bu seviye üzerinde 5.34-44 ile bir kapanış gerçekleştiğine tanık olmaktayız. Değerli arkadaşlar, viyop piyasaları kapalı olduğu için net verileri aktarabilirim. Yarın için takip edilmesi gereken en önemli pivot seviyemiz 5.34-18 seviyesidir. Bu seviyemiz bir denge noktasıdır. Bu seviyenin aşağısına gelindiğinde 5.32-80'lere kadar bir geri çekilme ihtimali doğmuştur demektir. Şayet burası da kırılacak olursa 5.31 seviyesi çok önemli bir destek ve dikkat edilmesi gereken bir seviye özelliğindedir. Ancak 5.34'ün aşağısına geri çekilmeler olup da 5.33'ler civarından bir tepki doğuyorsa ve bu tepkinin ardından tekrar bu pivot seviyemizin üzerine çıkılabiliyorsa, bu durumda bu pivot seviyesinin korunmak istenebileceği, bu dolardaki dolar TL veyahut da dolar viyop kontratlarında güçlü eğilimin devam etme niyetinin hakim olduğunu düşünerek 5.36 seviyesine kadar bu yükseliş eğiliminin devam edebileceğini dikkate alabiliriz. Ama bir kez daha söylüyorum, 5.35-65 seviyesi dün itibariyle de, bugün itibariyle de, birkaç gün itibariyle de bir direnç etkisi yarattı. Bu direnç etkisinin Fibonacci anlamında temsili ise %61.8'e denk gelen 5.36 seviyesidir. 5.36 seviyesine yaklaşımlarda dikkatli olunmakta fayda bulunmakta. Long pozisyon taşıyan ve long pozisyon taşımak isteyen arkadaşlarımız bu seviyeye yaklaşırken tabii ki son kararı kendileri vereceklerdir ve asla bir yatırım danışmanlığı kapsamında bunu ifade etmiyorum.
burasının geçinme ihtimalinin zor olabileceği veya buradan bir geri dönüş olabileceği ihtimallerini dikkate almak suretiyle belki de pozisyon kapatıp ardından tekrar bu direncin aşılmasından sonra yeni pozisyon açmayı düşünebilirler. O anki piyasa koşulları ve piyasa şartlarını yakından takip etmek üzere böyle bir stratejinin dikkate alınmasında yarar olabilir kanaatindeyim. Değerli arkadaşlar, şimdi ise Merkez Bankası'nın Viyop kontratları konusunda neler yaptığı mevzusuna bir bakalım isterseniz. Merkez Bankası arkadaşlar içinde bulunduğumuz Şubat vade itibariyle herhangi bir işlem yapmamış. Şubat vadeli kontratlarda Merkez Bankası'nın son günlerde pek de işlem yapmadığını görmekteyiz. Ancak Mart vadeye geldiğimiz zaman arkadaşlar, Şubat vade itibariyle değerli arkadaşlar, Merkez Bankası'nın elinde bulundurmuş olduğu toplam miktara baktığımız zaman elinde 849 bin kontrat civarında short pozisyon bulunuyor ve bu vadenin tamamında %98'lik bir paya sahip ve ortalama maliyeti ise 5.57 seviyelerinde. Diğer taraftan arkadaşlar Mart vadeye bakalım. Mart vade itibariyle Merkez Bankası bugün arkadaşlar 28.900 kontrat civarında short pozisyon açmış. Son 3 gündür Merkez Bankası 30.000 kontrat civarında pozisyon açmakta. Son 3 gündür 5.30'un üzerinde bir seyrin olduğunu biliyoruz. Ve zira Merkez Bankası 5.30 seviyesinin üzerinde short pozisyon açmaya devam ediyor. Ve Mart vade itibariyle bugün de 30.000 kontrata yakın short pozisyon açmış bulunmakta. Merkez Bankası'nın arkadaşlar Mart ayı itibariyle elinde bulundurmuş olduğu toplam miktara baktığımız zaman ise 220 bin kontrat elinde short pozisyon bulunuyor ve ortalama maliyeti ise 5.39 seviyelerinde. Merkez Bankası'nın ortalama maliyeti Mart vade için biraz düşük kalmış görünüyor. Evet sevgili arkadaşlar, Nisan vadeye gelelim. Nisan vade itibariyle Merkez Bankası'nın bugün 11.250 kontrat short pozisyon açtığını görüyoruz. Önemli bir rakam denilebilir Nisan vade için, çünkü Nisan vade henüz sığ bir piyasa konumunda. 11.258 kontratın karşılığı olarak ise genel anlamda Merkez Bankası'nın Nisan ayı itibariyle elinde 654.000 kontrat civarında bir short pozisyon taşıyor olması daima söylüyorum ki önemsenmesi gereken bir durumdur. Zira seçimlerden sonraya denk gelen bir vadedir Nisan vade. Henüz Nisan vadeye daha 2 ay varken Mart vadenin bile neredeyse 3 katı civarında bir pozisyon taşıyor olması, en yakın vadeye çok yakın miktarda bir pozisyon ağırlığını elde etmiş olması oldukça manidar gelmekte. Merkez Bankası'nın bu manidar gelme ifadesini de birazcık açayım isterseniz. Nisan ayı seçimlerden sonraki bir aydır arkadaşlar. Birçok beklentilerin olduğu, kimine göre doların alıp başını gideceği bir ay. Seçimlerden sonraki ekonomik kararlar, şunlar bunlar, piyasalarda bir kaosun, bir karmaşanın olabileceğine dair bir takım beklentiler söz konusu olmakta. Merkez Bankası da biliyorsunuz Viyop işlemlerini yapmaktaki ana amacı dolardaki, dolar TL'deki spekülatif hareketleri engellemek, aşırı dalgalanmayı, volatiliteyi engellemek adına bu işlemleri yapmakta. Hoş bu yapmış olduğu işlemlerden bugüne kadar da ciddi oranda da para da kazanmıştır. Bu da ayrı bir mevzu ama bu işlemleri yapmasındaki ana amacı belirtmiş olduğum gibi volatiliteyi engelleyebilmek ve piyasadaki psikolojik bir baskı oluşturabilmek, doların yükselmesini engellemek adına psikolojik bir baskı oluşturabilmek, ben buradayım, gerektiğinde müdahale ederim ve işte de ediyorum şeklinde mesajları vurgulayabilmek bakımından Merkez Bankası bu işlemleri yapmakta. Zannediyorum ki Nisan ayında volatil bir piyasa bekledikleri için ellerindeki imkanları artırmayı düşünüyor olabilirler. Tabii ki bu tamamıyla bir tahminden ibaret bir şeydir. Sevgili arkadaşlar, Dolar TL, Merkez Bankası ve de Merkez Bankası'nın bir faiz indirimi seçimlerden önce veya yakın vadede bir faiz indirimi yapabilmesiyle ilgili olarak gündemde olan konulara değinmiş olduk. Bu açıklamalar ve analizlerden anında haberdar olmak isterseniz arkadaşlar kanalıma abone olmanızı rica ediyorum ve yine gün içerisinde ve gün sonundaki oluşan verilerle ilgili olarak pivot destek ve direnç noktaları ile ilgili ve çeşitli konularla ilgili yapılan açıklamaları anlık takip etmek isterseniz de Twitter adresimi takip etmeniz gerekiyor. @HalukCanberk adresini. Efendim şimdilik hoşça kalınız diyorum. İyi geceler, saygılarımla.